Sevgili izleyiciler, büyük finale gidebilmek için sadece bir engel var önlerinde. Buraya kadar savaştılar ve buradan sonra da bu yarışta kalmak istiyorlar. Şunun şurasında bir hafta sonra Türkiye'nin en stil kadını olabilmek için seçilebilecekleri 5 kadından biri olabilirler. Kimler kalacak, kimler gidecek? Bu gece 2 yarışmacımızla vedalaşıyoruz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Önümüzdeki hafta büyük final. Büyük ödül 100 bin liranın ve Türkiye'nin en stil kadın ünvanının sahibini belirleyeceğiz. Ve tabii ki 3. sezonun güzel kızları, güzel kadınlar burada ilk kez podyumda karşınızda olacak. Büyük heyecanlar ve büyük sürprizler sizi bekliyor. Büyük finalde en azından görkemli geceye dair bu ipuçlarını sizlerle paylaşabiliriz. Ve şimdi podyumda olacak olan yarışmacımız, evet yarışa sonradan dahil oldu. Biraz dağdan gelip bağdakini kovmak gibi oluyor ama her zaman hedefteydi, her an elenebilirdi. Buraya kadar direndi, kabul edelim iyi direndi. Bakalım bu gece nasıl bir sahneyle karşınızda olacak? Çiğdem Çelik podyumda. Dans edemeyen Çiğdem. Edemiyorum. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl karar verdin? Kostüm göz alıcı. Teşekkür Kostüme ederim. Kostüme nasıl karar verdin? Nasıl bir sahnedesin? Ne, kimsin? 1 Nisan'da Latin Dansları Festivali var büyük bir otelde İstanbul'da. Hı hı. Oraya çağrıldım. Hı hı. Yani orada dans etmek istedim. Dans edeceksin. Evet. Şarkı söylemiyorsun. Yani o şarkıyla yorucu birlikte bir şeyler yapmak tamam istedik. O kadar. Peki. Heyecanlı mısın sen de? Herkes çok heyecanlı bu gece. Evet. İki yarışmacı elenecek. Ne söylemek istersin? Gecenin başında daha henüz bir şey yaşanmamışken. Çok... Korkuyor musun? Korkmak değil ama mücadeleden vazgeçince her zaman çok üzülmüşümdür. Hı hı. Hani vazgeçmek değil gerçi o elenmek adı ama gene de vazgeçmiş. Yani yarışmadaki kaderin cilvesi diyelim. Evet o olursa şekilde. Eğer. Evet. Ne düşünüyorsun? Gel bir kıyafetini soralım. Biraz da aramızda bir sohbet edelim. Zeynep. Çiğdem kıskandım seni ben bugün. Ne kadar güzel olmuşsun. Performansın çok güzel. Tiyatral bir şey yapmışsın. Saçın, makyajın, kostümüne bayıldım zaten. Acayip bir emek var onda.
Bu kostüm... Sadece ayakkabın olmayabilir diyeceğim ama şu an mesela böyle baktığımda ayakkabı da göze batmıyor. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bu kostüm 8 kişiyle 3 günde sabahlara kadar hazırlandı. Çok emek var hakikaten. Bayağı bir el tek tek dizildi var. Bunun taşları. Evet. Ellerine sağlık. Evet, kostüm rengi, ışıltısı, parlaklığı çok güzel. Ben sadece arkası böyle çok mayo gibi, biraz böyle hafif şort gibi olsaydı daha iyi olur diye düşündüm. Yoksa çok güzel. Ayakkabı da hani zaten sahnedesin. Başındaki ve makyajın da iyi olmuş. Hep diyorsunuz ya boyunu uzat diye. Bundan daha platformlu ayakkabı bulamadım. Aslında daha platformsuz olmalıydı. Önü biraz kapalı olabilirdi. Baş parmaklarım hem kötü görünüyor çünkü öne kaydı gene. İyi yani, bulabilmişsin 35 numara. 35 numara. Yani İstanbul'da aramadık yer bırakmadım. Bu yani gri renkte. Tabii ayakkabıyla ilgili yoktu böyle özel yaptırmak için. Herkesten farklı bir problemin de var 35 numara diyorsun. Aynen öyle. Bir de ince. Hani bantlı bantları da 35 olursa bile bantları sıkmıyor bu sefer. Of çok, çok problemliyim sıkıntı. Yani. Çiğdem'cim hazırsan seni jürinin karşısına alıyorum. Evet, Çiğde, bize arada katıldın. Senin için de büyük şanstı. Koreografilere arada girdin ve çok kötüydün başlarda. Ama sonra onlara da adapte olmaya çalıştın. Bugün Zeynep gibi beni çok şaşırttın performansında. Senden hiç böyle bir performans açıkçası beklemiyordum. İki, şu kıyafeti bana gösterseler, bunu Çiğdem giyecek deselerdi. Aman yapmasın, giymesin nasıl olur o Çiğdem'e diyordum. Ama giydiğin zaman üstünde muhteşem durdu, performansınla, kıyafetinle ki proporsiyon hatalarını kapatmakla ki çok başarılı olmuşsun. Ayakkabılar farklı olabilirdi belki diyeceğim ama onun için de çok puan kırmak istemiyorum. 4,5'tan 5 veriyorum. 5 puan Urkan'dan. Teşekkür ederim. Nurella. Ben 4. yarışmacı geldi. Şu ana kadar en çok üçünden Zeyno'yu beğenmiştim. Zaten ona 5 vermişim. 5, 4, 3. Ama sen geldin, Zeyno'nun biraz üstüne çıktın. Şuradan gider misin? Şöyle ki, o teninin rengi, o saçının modelinle tam bir İspanyol kızı gibi olmuşsun. Tam bir Rio karnavalı gibi, oradaki kızlar gibi. Vücudunu, ki sen normal boylu bir bayansın. Bu saçakları yapmak çok enteresan bir şey. Burada o bacak boyunu kısaltmadan o kadar güzel vermiş ki, o kadar güzel yapılmış ki. Yoksa sen şöyle de olabilirdi bacağın. Çok iyi bir çalışma. Bir an kulakları çınlasın, böyle bir Nükhet Duru gördüm. Böyle o böyle şeyler çok giyerdi. Çok da yakışır, sahnede iyi taşırdı. Ben ayakkabıyı da şöyle ki çok beğendim. Çünkü burada artık o dansçı şov yapıyor ve buradaki makyajındaki o gümüşlerle onları bağlamış. Vallahi tebrik ediyorum. Yani beni çok şaşırttım. Artık söyleyecek bir şey bulamıyorum ki ben kırmızıyla gümüşü hiç sevmem. Nefret ederim yani. Bir de janjan bir kırmızı boncuk o. Ama tebrik ediyorum. Çok iyi taşıdın. Her şeyinde çok iyiydin. Teşekkür ederim. Ben de bu hanımefendiyi görünce Çiğdem Hanım değil evet mi efendim? Bazıları Sıcak Sever filmini hatırladım. Oradaki kıyafetin kırmızı versiyonu görmüş olduğum kadarıyla vücut proporsiyonu muhteşem olmuş. Kıyafeti çok güzel taşıdınız ve gerçekten bir sahne sanatçısı gibi şovunuzu sergilediniz. Ben de sizi beğendim ve size puan olarak bunu veriyorum. 5 puan. Mazmur Gül'den çok teşekkür ediyoruz. Üzerindeki çok güzel. 4 veriyorum. 4 puan. Ben de Şer'i gördüm. Şer'in kostümünden esinlendim. Evet, Şer'de görmüştüm bu elbiseyi. Çok evet, güzel uyarlamışsın. Onun peruğu vardı. Onun kırmızı evet, peruğu evet vardı. Güzel bir uyarlama olmuş. Şovun performansı Sıla'nın şarkısı. Hı hı. Güzeldi, ben beğendim. Teşekkür ederim. 5 puan Kemal Yol'dan.
seyirciler, yarışmacılarımıza bu gece konsepte sahne sizin dedik ama şimdi sahneyi esas sahibine bırakmak lazım. Muhteşem bir şarkıyla ve alkışlarınızla geliyor. Tanrı istemezse Yılmaz Morgül.